Bir önceki bölümde bu odada bulunan iki elektrik devresini de çözerek buradaki tuzaktan kurtuldum. Ya da ben öyle zannediyorum. Bir sonraki girdiğim odada da bu kez daha zor iki tane devreyle karşılaştım ve bunları da çözerek bu odadan kurtuldum. Ardından ana tuzağımıza geldik. Ana tuzaktaki kişi Jigsaw tuzağına bilerek yakalanan bir kişi. Yani test edilmek istemiş, bilerek böyle bir yola başvurmuş. Buradaki 3 boruyu da tamamlayarak fırından bu kişiyi kurtardık. Ardından bir salona geldim. Bu salondaki şifreyi çözebilmek için ampul bulmamız gerekiyor. Bu ampulleri bulabilmek için önce bir şifre bulmam gerekiyordu. Ve bu duvardaki delikten bakarak hem şifreyi hem de gitmem gereken odayı buldum. Ve sonra bana yeni bir görev verildi. Dondurucunun anahtarını bulmam için burada asılı olan domuzları vurup yere düşürerek soldaki parçalama makinesinin dolmasını bekledim. Ve parçalar o makinede birleşip yukarı doğru çıkınca anahtarı da yüzeye çıkarmış oldular. Bu anahtarı alarak dondurucu odasına girdim. Ve buradaki arabaları doğru yere ittirerek gitmem gereken yolu açtım. Gitmem gereken yolda bir ampul buldum. Bu ampul şifreyi çözmemize yardımcı olacak. Şimdiki bölümde de bu salondaki şifreyi çözmeye çalışacağız. Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Testere oyununun final bölümünden hepinize selamlar. Final bölümü diyorum çünkü öyle olmasını umuyorum. Bakalım bugün gittiği yere kadar gidecek. Hatta biraz zorlayacağım, yani bitirmeye çalışacağım oyunu. Girişte zaten nerede kaldığımızı dinlediniz, gördünüz. Şimdi bu aldığımız ampulle o şey odasına tekrar dönmem gerekiyor. Bu arada gençler, İbo'da bu akşam saat 7.30'da yayın açacak. O da bir önceki bölümde benimle aynı yere kadar gelmişti. 4. tuzağı bitirmişti. O da muhtemelen oyunu bugün bitirir, haberiniz olsun. İzlemek isterseniz ona da gelebilirsiniz akşam. Ben de chatte olacağım. İbo'nun beyni çok çalışmadığı için beraber yardım etmeye çalışırız İbo'ya. O gelmem gereken, ampulleri takmam gereken yere geldim. Ampulleri tak ve ışık elde et. Sürekli değiştirebiliyoruz bunu istediğimiz gibi. Bir şey diyeceğim. Her rengin farklı bir rakamı var. Bir şey diyeceğim, bir dakika. Girişlerde falan bana herhangi bir ipucu vermiş olabilir mi? Televizyonda olsun, bir şeyde olsun. Yani şu rengin şifresini girmen gerekiyor gibisinden. Şuraya bakıyorum. Yok, burada bir haber tarzı bir şey var. Şu geldiğim yere bir bakayım. Buradaki televizyonda biraz ışık tut yazıyor da zaten aynı renkleri vermiş. Yeşil, mavi ve kırmızıyı vermiş. Peki bir şey diyeceğim. Light'ı kırmızıya yazması sizce bir mesaj mıdır? Yani kırmızı ışık daki şifreyi gireceksin gibisinden. Hepsini bir kırmızı yapalım. Kırmızı yap, kırmızı yap, kırmızı yap. Tamam. Ne oldu şimdi? 9, 5, 1. 951 deneyelim. Biraz deneme yanılma yöntemi yapmam lazım şu an çünkü ya ipucu yok ya da ipucunu ben kaçırdım. 1. Evet, olmadı arkadaşlar. Peki bir şey diyeceğim. Yine aklıma bir fikir geldi. Yine bir şey sallayacağız Popiş'ten. Sol yeşil, orta mavi, sağ kırmızı. Yeşil. Tamam, evet, aynen o şekilmiş arkadaşlar. 831 şifre. Okey, kafa çalıştı. Var ya, ben testere tuzağına tutulsam falan kaçacağım herhalde ya. 831. Sahneye git ve Jeff'i kurtar mı? Oha! Lan ana tuzak direkt. Jeff nerede lan? Jeff! Bir dakika arkadaşlar, tezgah mı lan bu yoksa? Jeff merhaba, tiyatro oyunu sergiliyorsun galiba. Hadi bakalım, hadi bakalım. Neydi bunun olayı? Hello Jeff, day after day you live alone. Isolating yourself to avoid the stress of reality. Bu anksiyetesi olan eleman. Birkaç kez kendi yaşamına son vermeyi denemiş. Ama bu hepsinden farklı adamım. Oyun basittir tabii ya reis. Farklı bir oyun. Dur bakayım. Nasıl bir mantık işlesem ki? Yan yana mı açsam? Oğlum bunu akılda tutması da zor. Ben bu oyunda zorlanıyorum ya. Tamam, kırık kalp. Sağ aşağısı kırık kalp. Onun bir yukarısı da film rulosu gibi bir şey. Kırık kalp film rulosu. Unutturmayın arkadaşlar. Yukarı doğru devam ediyorum. Kalp atışı. Hap. Sol alttan devam edelim. Kesilmiş ayak. Gordon'un galiba. Ve puzzle. Of of of. Fotoğraf makinesi, kaset. Adam gidiyor. Hadi bir tane çıkanlardan ver. Testere. Bir şey diyeceğim. Dur dur. Galiba yanlış anladım. Tamam. Yanlış anladım ya. Ben aynı semboller sanıyordum. Aynı semboller değil mi? Birbiriyle bağlantılı olan mı? Mesela testere ile Gordon'un ayağı. Okey okey. Çok özür diliyorum. Evet. Soldan başlıyorum bu kez. Fotoğraf makinesi. Mermiydi galiba. Pompalı mermisi olabilir. Fotoğraf makinesi, pompalı mermisi. Okey, üstten devam. Bu fotoğraf makinesinin olmaz mı? Aynen, çok güzel. Geri çekti onları.
Üstteki ne? Gordon'un ayağı. Yandan devam. Kalp atışı. Tamam. Pompalı bulduk. Şunlar mermi. Çok güzel. Geri çek. Okey, okey. Hakkımız devam ediyor. Şurada Gordon'un ayağı vardı. Şurada da kalp atışı mı vardı? Aa, kırık kalp mi lan bu? Kalp atışı o... Ananı avradını! Lan karıştırdım. Şöyle, şu ikisi oluyor mu? Tamam, çok güzel. Kaset. Buna muhtemelen yine kamera tarzı bir şey bulacağız. Yapboz parçası. Sağ üst kaset, şu yapboz parçası. Şunu indirelim o zaman. Hap. En aşağıdakine baksak. Aa, yapboz parçalarını bulduk. Çok güzel. Şu ikisi. Süper. Bu ne? Aha, bunu da buldum. Bunu yanlış da buldum. Çok güzel. Çok az kaldı. Kaset şura mıydı lan? Ya o haptı ya. O haptı ya. Tamam, hapları buldum. Çok güzel. Testereyi seçiyoruz. Sol üstte de Gordon'un ayağını seçiyoruz. Şu ikisi de kasetlerde birbirini buldu. Nice. Okey, çok da zor değil de yani açıkçası birazcık hafıza istiyor sadece. İbo ayağını sıçtı bu tuzakta. Adam delik deşik oldu zaten, bu kankayı bile nasıl yaşayacak ki, yere bak anasını satayım. Kardeşim 100 bin abonede Tolga abi değil, senin keline şaplak atarım bak, yemin ediyorum beni sinir etme. Kanaman var mı? Yo, sıcak. Doğru, soracağım. Kanka evinden ölmeni istemem ama neye benziyor kanki? I got this son of a bitch. I have evidence. Oğlum kendisine sövüyor sandım. Fuck you. I'm not going back out there again. Lan bir tane delikanlı çıkmıyor mu arkandayım diyen, beni kurtardın sana can borcum var diyen ya. Heh, yürü öyle sarak gibi. Tamam, inşallah ölürsün. Bir şey mi şey basar, inşallah giderken ölürsün. Reis, akşam yemeği, son akşam yemeği ne oluyor? Kütüphaneye girmenin yolunu bul. Alo? No, neyin atarını yaptın şimdi bana? Konuş bakalım reis. İkisi de olabilir. İkisi de olabilirsin reis sonuçta. Aha! Aa! Kanser olayına gönderme yapmışlar sanırım. Öksürdü biraz. Ha, bir dakika, senin odanda benim işim var. O zaman seni çıkartıp döveceğiz. Oo, bunun kafasındaki ha şırıngalı şey. Her yerinden enjekte ediyor. Hidroklorik asit falan olabilir mi o? O Geday evet. Ödül oyununda ödülleri jelibon. 4 aydır adada açlar ama jelibon vereceğiz. O Geday. Jelibonu kazandı. Çocuklar gibi seviniyor şu an. Aradığın kütüphane bir yerlerde. Reis vallahi sağ ol, iyi yardımcı oldun ha. Hiçbir şey demesen daha çok yardımcı olurdun, onu biliyorsun değil mi? Ha, library bu tarafta diyor. Sen bana bu tarafta dedin de kütüphaneye. Direkt buradan geçiş yok. Şu odadan falan ilerleyeceğiz o zaman aynen. Oo! Neler oluyor? Neler oluyor? Jigsaw Reis, neler karıştırıyorsun? Bu odada kırılacak bir şey falan da, kırılacak duvar falan da yok. Benim başka yoldan mı gitmem gerekiyor ya acaba? Ödül oyunu iptal arkadaşlar, geri dönüyoruz. Döndük arkadaşlar. Şu odada benim görmediğim bir şeyler var ya. Ya buraya bir bağlama kolu falan bir şey yapacağım. Ya burada yapmam gereken bir şey var derken evet. Koskoca ışık süzülüyor ya oradan. Çatı katına mı geldim ben? O müzik ne öyle? Buranın merdivenini kırmış lan birisi. Tamam evet. Söyle reis. Maskeli öğrencim de değil, The Peak'ten mi bahsediyor lan? Savunmak için çevreyi kullan. Domuz kafayı yenerek kütüphane anahtarını almayı... Aa, bir şey diyeceğim. Benim acaba bir önceki oyunda şey yapamadığım bölüm bura mıydı? Bir iki tane bölüm eksikti ya. Ben böyle bir görev hatırlamıyorum lan sanki. Oğlum The Pig'de fight mı atacağım? Bu mu domuz kafa? Ufuhu. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Kral geçmiş olsun. Birazdan League TV'yi çekmeye başlayacaksın. Sana öyle bir elektrik vereceğiz ki. Dur, sabit dur. Pozisyon kaçıyordur. Evet, olan biteni buradan izledik. Oğlum Pig'i alt etme ya. Lan Pig, sen beni o öldürdüğün adam kadar ezik mi sandın? Kral sen kimsin? Allah aşkına sen kimsin? Seninle hiçbir işim yok benim şu an ya. Maskeli ortağım diyorsun. Onu ne avradım lan, kapıyı açmak için bastıydım. Arkadaşlar fena tezgaha geliyorduk yemin ediyorum. Lan! Oğlum ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Bir şey diyeceğim, The Pig'i de spamlersem efsane olmaz mı? Ya oyun.
Oyun şunu yapma işte ya, oyun. Arkadaşlar. Oğlum bu pig var ya. Gordon olabilir mi lan bu The Pig? Biraz iri yarı çünkü bak tepten bile oyun uzun boyu. Ayrıca bir sürü cerrahi işlem var, onları Gordon yapıyordu zaten. Bu ya Gordon ya Hoffman, ben size diyeyim bu The Pig. Amanda değil çünkü Amanda ilk tuzaktayken Amanda'yı bu kaçırmıştı. Evet. Zorlu bir savaş oldu benim için. Evet. Kütüphane burada. Bak bu The Pig sahnelerini falan atlamışım işte ben bir önceki oynadığımda. Buralar bozulmuştu bende. Save dosyam bozulmuştu. Ya bana boru mu yaptıracaksın yine ya? Ya reis. Ne yapayım oğlum? Bırakayım da o mu beni öldürsün? Son seçimim önümde yatıyormuş arkadaşlar. Evet. Şunun bir valfını bulalım diyecektim. Reis, bu valflarının mantığını artık anladım. Beni çok korkutamazsın bunlarla yani, onu söyleyeyim. Eski dedektif tep yok oğlum. Artık yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Haydi. Özgürlük mü gerçek mi diyor. Bunca yıl gerçeğin peşinde koştuk. Bir anda özgürlüğü seçersem çok saçma olmaz mı? Ama bir yandan da acaba gerçekten gerçek midir yani? Ha bir dakika dur. Daha burası değil. Daha yapmamız gereken birkaç şey daha var. Ne oldu, çarmıha mı gerileceğim? Reis. Bez bebekteki Gorfo galiba. Suratı yok. Evet. Kapı gerçeğe bir kapı özgürlüğe. Ölüm oyunu diyorsun reis. Evet, final oyunu. Final oyunu arkadaşlar. Anahtarı bulup seçimimizi yapacağız. Hadi bakalım. Oo. Nasıl zaman boşu akıyor ya? Ha buradan gideceğim. Tamam. 10 dakika süren var. Lan sizin de mi final oyununuz yoksa? Siz de mi buraya kadar geldiniz? Bunları bir indirelim de arkadaşlar, sonradan bize sıkıntı çıkarmasınlar. Bu merdiven nereye gidiyor? Lan oğlum o molotofu nereden atıyorsun sen ya? Tutuştuk anasını satayım. Tamam canı bas. Geliyorum oğlum, bekle. Sen ecelini susamışsın, sen kime takıldığının farkında değilsin şu an. Tam buraya atlattık gibi. Sağdan da. O müziği verme işte, o müziği verme. O müzik var ya. Tüyler diken. O Jedi, bu kez altında elektrikler var. O Jedi. Final oyununda. Bir dakika. Doğru yolu mu bulmam lazım benim her türlü ya? Şuraya gitmem sanırım bir işe yaramıyor ya. Buradan devam değil mi? Bir dakika. Şu gazı lojda. Çok güzel. Aa, burada da gaz varmış. Lan oğlum o kadar nefesimi tuttuydum bir de. Ama buradaki gazdan sonra hemen koşmam lazım. Burada yavaş yapamam. Hızlı. Çok güzel. O nasıl bir geçiş, anasını satayım. Burada var mı bir şey? Tamam, burada gaz falan yok. Burası normal. Burası normal. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Geldim mi? Yine bir yere geldim, evet. Evet, bulduk. Son tercih anahtarını bulduk. Ne oluyor lan? Seçim senin. Çok kararsızım ya. Lan ne oldu? Oğlum yine ne oldu reis? Yine ne yaptın bana ya? Hani seçim, anahtar, oda moda dedin. Yine gazı verdin. Ha, Valve'ı dışarıdan bulacağız canımız gide gide. Ama Valve'ı yaparken canımı götüren herhangi bir şey yok. Ha, bir dakika, okey. Anladım arkadaşlar. Şunu bir bas. Yine bana devre yaptırıyor. Allah'ın belası herif. Hem de bu kez canım giderken yapıyorum. Oğlum reis, şu yaptığın kahpelikten başka hiçbir şey değil. Onu söyleyeyim sana öncelikle. Tamam. Lan oğlum devredeyken canımı da göremiyorum. Ya can derdi olmasa. Bitti mi şeylerim? Yani son şunu bir yere mi yere çevireyim diyeceğim de nereye çevireceğim? Sen var ya, sen çok şerefsiz bir insansın. Sen çok şerefsiz bir insansın. Aa, valfa buldum. Aa tamam, dur. Oğlum bir dakika ya, ben malım ya. Bak bu odaya zaten gaz vurmuyor, tamam mı? Gayet rahatım. İlk bunu yap, boruyu kapat değil mi? Ben az önce gittim, canım gide gide elektriği yapmaya çalıştım. Biraz gerçekten enayiyiz, yapacak bir şey yok. Böyle. Tamam, okey. Evet, şimdi daha sakin yapabiliriz. Az önce bir de ona rağmen yapıyordum yani. Son bir tane kalmıştı. Şunu da aşağı veririz. Zordu, son kısım zordu. Bir an takıldım zannettim. Neyse ki hallettik arkadaşlar. Öyle ölsem büyük kriz çıkabilirdi, onu söyleyeyim. Tamam, herhalde bitti artık reis ya. Ne dedin? Hürri mürri, bana yine acele ettirdin. Bir şeyler yaptın buraya. Ne olmuş oğlum? Savaş mı çıktı burada ya? Evet, geldik.
Vallaha geldik reis. Bir seriyi daha bitirdik be. Bakalım kendi hayatını kurtarabilecek misin? Adam diyor ki takıntına devam edeceksin yoksa seni özgürlüğe mi göndereyim? Of, evet. Şimdi arkadaşlar, bu adam bu şekilde takıntılıysa ve her şeyi göze alıp bunları yaptıysa özgürlük bu adamı mutlu etmez. Çünkü özgürlük bu adamı mutlu edecek olsa zaten bir sürü tuzaktan çıktı yani. Hani giderdi, anladın mı yani? Hani ne bileyim. O seçimi yapabilirdi bir şekilde bazı yerlerde. Ve bu adam gerçeği göremezse bence kafayı yer. Bu kadar sona yaklaşmışken. O yüzden gerçek diyeceğim. Hadi bakalım. Bir dakika, karşı alt yazı okuyorum. Reis, tamamen benim takıntımla alakası yok onun şimdi. Götten sallama da bir şeyler. Sen kendin zaten insanları koyuyordun oraya. Ben sana takıntı olsam da olmasam da sen devam edecektin. Bil ne yapıyorsun lan? Vallahi ne güzel sürüyorsun ya. İşim bu. İşim dedektiflik. Bir şeyler ortaya çıkarınca, bir şeylerin peşinin sürünce mutlu oluyorum. Yeterince tatmin edici bir cevap oldu mu senin için? Tamam, basalım da arkadaşlar. Sonunda yine boruyu yap. Şunu ters çevir, şunu bir tarafına sok falan diye görev vermesin bana. Of, evet. Allah'ım yarabbim, beni uğraştırıyorsun ya. Bak 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 arkadaşlar, bütün tasarımları burada yapmış. Görüyor musunuz? Bak, herkesin fotoğraflarını incelemiş. Tuzakları burada hazırlamış bak mesela. Amanda'nın kafa tuzağı. Mekana baksana anasını satayım. Gölgeli figürle dövüş mü? Bu değildir herhalde gölgeli figür. Ya pelerine gölge diyor anasını satayım. Pelerin o, pelerin. It's over. Bir şey diyeceğim. Burayı hatırladım. Burayı hatırladım. Hayır. Ya hayır. Sesinden anlaman lazım şu an kim olduğunu. Sesinden anlaman lazım kim olduğunu. Tep. Ya hayır ya. Oğlum çok etkilenmiştim bu sonda. Vallahi şimdi hatırladım ya. Evet. Tüylerim diken diken şu an. Evet. Melisa'nın oyunu. İnanılmaz, adam her şeyin komutunu vermiş. Bütün tuzakları bu hazırlamış. Evet. Ağzını dikiyor konuşamasın, kendisini açıklamasın diye. Ah lan! Evet, her şey gözümüzün önünden bir film şeridi gibi geçiyor arkadaşlar. Oo, akıl hastanesine mi yatıyorduk? Galiba delirdi adam bak, yani sedyede yattığı şeyi bir tuzak olarak görüyor artık. Güzel son bu arada ya. Güzel son yani, hani hikayesel olarak çok iyi son. Cici. Güzeldi. Vallahi bitirdik. Yine bitirdik. Evet arkadaşlar, seçim yaptığım yeri tekrar açtım. Kayıt noktasını yükleme kısmından. Bir de özgürlüğü seçeceğim. Eminim ki siz de merak ediyorsunuzdur. Evet. Bakalım o özgürlüğü bize verecek mi, yoksa bunda da bir numerolar var. Ha, okey. Çoğunuz bilmiyor olabilir ama ben bu sonu hatırlıyorum. Ya izlemiştim ya ben bu sonla mı bitirmiştim? Ben iki sonu da yine bir önceki bölümde yapmış mıydım hatırlamıyorum ama. Evet, özgürlüğüne kavuşuyor ama Jigsaw'un hala kim olduğunu öğrenemediği için kafayı yiyor artık. Bakın, bir sürü kahve falan içmiş. Evini yani şeye çevirmiş artık.
ve buna dayanamayıp demiştim kafayı yer ya. O kadar mücadeleden sonra hani bir de öğrenemiyorsun, kafayı yersin o kadar uca gelmişken. Bence ben az önce doğru seçimi yaptım. Gerçi oyunun doğru seçimi diye bir şey yok galiba ya. Hani iki sonda baksanıza şey değil çok. Evet. RIP. Güzeldi gençler. Teşekkür ederim bu seride bana eşlik ettiğiniz için. Çok keyifliydi yine. Bir 4-5 sene sonra bir daha başlarım. İşin şakası bir yana gerçekten. %90'ını falan unutmuştum. Sadece bu final kısımlarında birkaç yeri hatırladım. Onlarca eksik yerleri de tamamlamış olduk. O elektrik devresi bölümünü, Jigsaw'la dövüşme bölümünü falan bir önceki oyununda yapamamıştım. Save dosyam bozulmuştu. Güzel. Seriyi bitirmemiz iyi oldu çünkü 3 Eylül'de Dead by Daylight'in yeni oyunu çıkıyor biliyorsunuz ki. Hikayeli oyun olan. Castle of the Frankstone'un öyle bir ismi vardı. O oyunu da oynayacağım kanalda, haberiniz olsun. 3 Eylül'den itibaren yeni serimiz o olacak yani. Kendinize çok iyi bakın gençler. Gözünüze sağlık sizin de bu seriyi izleyen. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. İyi günler. İyi akşamlar.